Sus saygın. Ama bir gün aklıma şöyle soru geldi. Ya sen nereden biliyorsun? Soru gazeteciliğin en büyük silahıdır. Soru sende ne yapar? Araştırmaya yöneltir. 19. yüzyılda, ikinci yarısından sonra aslında dünyada büyük bir altüst yaşanıyor. Hem Avrupa devrimleri var, 1848 devrimleri vesaire bilmem ne var. Ve 1848 o Avrupa devrimlerinin temelini oluşturan önemli tıp adamları var. Şu önemli tıp adamlarının temel özelliği sağlık konusunda, hastalık konusunda tek suçlu beden değildir. Çevresel faktörler vardır, sosyal faktörler vardır diyor. Bununla birlikte diyor insanı diyor değerlendirmen gerekir diyor. Şimdi bunu söyleyenlerle tamamen bedeni suçlayan, anlatabiliyor muyum? Beden üzerine çalışma yapan ve bedeni de ilaçlarla tedavi edeceğini düşünen bir anlayış oluşuyor. Laboratuvar hayatı savunanlar var. Şimdi bunun ikisinin mücadelesinde Rockefeller gibi Amerikan zenginleri devreye giriyor. Hmm. Ben şunu anlatıyorum. Bu tıp tarihinde bir çatışma var. Hı hı. Bu çatışmada tamamlayıcı tıpın devam eden doktorları hapse atmışlar. Hastanelerini yıkmışlar. Üniversitelerini kapatmışlar. Anlatabiliyor muyum? Bu Amerika'da büyük bir tartışma olmuş. Kitapta ben diyorum ki Rockefeller'ın kozmik odasındaki Türkler var. Hı hı. İsim isim listeler var. Hı hı. Bunların büyük çoğunluğu hekim. En başta diyelim ki İhsan Doğramacı. O kadim bilgiler tamamen çöpe atılıyor. Koca karı ilaçları dediğim ve hala küçümsediğimiz ilaçlarımızı ki biz nasıl hayatta kalmış insanoğlu bu kadar güçsüzlüğüne rağmen hepsini atmışız. Ne kalmış? Laboratuvar kalmış. Kapitalizm diye başka tartışmalar getiriyor. İş yeri güvenliği getiriyor, sağlık bilmem nesi getiriyor, çevresel faktörler getiriyor, iyi beslenme getiriyor. Getiriyor oğlu getiriyor, temiz hava getiriyor. Birçok faktörleri var. Sen bunun bütün faktörlerini atıyorsun. Aynı bizim gazetelerdeki gibi. Hı hı. Tek hastalığa ilişkin şu ilacı alman lazım, şu iğneyi vurulman lazım boyutuna getiriyor. Hı. Anlat. O sosyal boyutundan, ideolojik boyutundan çıkarıyor. Ya sen Rockefeller tarafından kurulmuş bir üniversitede müfredatını vesaire bilmem neyi alıyorsun. Ve çıkıyorsun bana diyorsun ki sen nereden biliyorsun? O zaman ben de sana diyorum sen nereden bildiğini sanıyorsun? Niye aşıyı mesela hiç tartışmıyorsun? Ya yani Yüksekova'dan köyündeki çocuğa da aynı aşıyı vuruyorsun. Nişantaşı'ndaki çocuğa da aynı aşıyı vuruyorsun. Aynı çevrede mi yaşıyor bunlar? Temel mesele de şudur. Her beden aynı değildir. Senin bedenine benim bedenim aynı değildir. Beni niye eşitliyorsun? Bir farkındalık olsun. Farkındalık. Bak Saklı Seçilmişler kitabı. Bir farkındalık yaratmış gıda konusunda. Çok doğru. Şimdi burada da bir farkındalık olsun. Bir ezberimiz var. Bir ezber üzerine anlatabiliyor muyum? Herkes devam ediyor.